Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosu yapıyoruz. Şimdi duydum ki bu eser çok önemliymiş işte. Öğrenciler kendi kendine çalışıyorlar, bir şekilde yapmaya çalışıyorlar yani evde. Ve bu solfejler çok iyi oluyor. Doğru üflenmesi için. Çünkü bazı yerleri yanlış uzatıp bazı yerleri böyle kısa geçebiliyorlar. Ya da arada işte başka nameler olabiliyor. Bunun için bu ders videosu işte acilen hemen. Acil dediğim aradan ne kadar zaman geçti kim bilir. En azından şimdi bundan sonra bununla çalışabilirler. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Evet. Şimdi bu eseri göstereceğim. Zaten segah bir eser. Yani kolay. Mesela biz bunları böyle Segahları, rastları böyle peş peşe yapardık işte. Kapat gözlerini kimse görmesin. Gurbet için bir eski dostlar falan böyle. Bunları böyle yapardık. Şey, insanlar da böyle çok seviyorlar bu eserleri. Çok kolay bir eser. Ben bir üfleyeceğim böyle yine kuble kuble gideyim böyle melodi olarak. Ondan sonra size de zaten solfejini göstereceğim. Şimdi başta saz var. Bu arada yapacağım nameleri Bence üfleyin ama geç kalan oluyorsa da üflemesin. O yüzden böyle parantez içinde yazacağım. Şimdi iki ders arasında ben ders videosu çekmeye çalışacağım. Bundan sonra yine bir dersim daha var. Şimdi dersten çıktım yine derse gireceğim. O yüzden bunu araya sıkıştırdım mecburen. Hiç vakit bulamıyorum bir şeye. Şimdi re si ben bir üfleyeyim. Üfleyeyim. İki kez tekrar. Bu zaten saz kısmı, araname. Re'yi nereden açtım? Sol'den Re'ye açtım. Bu arada Ramazan'da falan hasta olmuştum biraz böyle hala şey gıcık tutuyor. Re, si, re, si, re, si, la, sol, la, si, do, re, re, mi, fa, Araya kan geçiyor, yapıyor falan. Sonra tekrar re si re si re si la sol la si do re re mi fa sol mi sol mi do mi do mi mi sol fa mi re do si do re re mi do diyoruz. Sonra söze giriyor. Gurbet içimde bir ok. Yani. Tekrar. Niye öyle bir şey yaptım? Dur tekrar alıyorum. Evet, burayı uzatıyorum.
burası böyle. Sonra oraya aşağı bağlayayım yine. Yani şöyle oluyor. Şimdi yavaş çalmaya çalışıyorum. Bu sefer de aklıma başka melodiler geliyor. Ondan sonra ne diyecektim? Bir de böyle baktığım zaman şey oluyor. Oraya bağlı kalıyorum. Bazen o da kafamı karıştırıyor. Ama kendi halime bıraktığım zaman mesela bakmadım ikincisinde böyle sonlara doğru. O zaman kendi yapmak istediğim şeyleri de nameleri de ekleyebiliyorum. Onu da işte iyi düzeyde çalanlar için mesela o kulağı onu duydu, onu hemen çalacaktır. Ama ben yine solfejde yavaş yavaş göstereceğim. Şimdi nereden alıyorum? Sözden alacağım. Diye alacağım. Soldan re'ye açıyorum. Re, do, si, re, do, si, re. Re, mi, fa, sol, mi, sol, fa. Mi, fa, sol. Re mi fa sol la 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 sol fa sol mi re re do si la diye si re do si re do si re re mi fa sol mi sol fa mi fa sol la sol fa mi re mi fa sol la burada la la derken çarpma. La kaldım. Sonra do mi mi do mi do mi re mi fa fa sol mi re re mi fa sol sol fa mi re do re fa fa sol fa mi re do si do re re mi do si mi re do re mi do mi do mi do mi re mi fa fa sol mi re re mi fa sol sol fa mi re do re fa fa sol fa mi re do si do re re mi do si. Şey daha diyecek miydim? Do mi mi. Orada ne yaptım acaba? Nasıl söyleyebilirim? Mi mi re mi söyleyemiyorum. Yani çalmaya çalınıyor ama telaffuz edemiyorum. Parantez içindekileri yapmak zorunda değilsiniz. Yani re mi fa fa sol mi re sol fa mi re do re fa si do re re mi do si. O zaman yani parantez için yapmazsanız daha çok uzatacaksınız bu şekilde. Herhalde faydası olur diye düşünüyorum. Şu anda hafızam dolmak üzere. O yüzden bu videoda böyle yükleyeyim, çalışılsın. Kolay gelsin. Yine yapacağım inşallah ders videoları. Bakalım vakit buldukça.